Aferin benim çitlenbiğime. Nasıl da erkenden hazırlanırmış. Ah, mis kokulum. Canım benim. Ay, bir de şuna bakın. Hayatta kaldıramayız artık. Biri sabahları badem şekeri, öteki kokarca. Ya kokonca demeyin bana. Hadi kalk bakalım. Geç kalacaksın. Hadi yavrum, hadi. Her sabah her sabah bu ne ya? Okul bir gün olup bir gün olmasın bence. Aman ne saçma bir fikir. Hadi kalk oğlum. Bugün matematik sınavım var. Okula gitmek zorundasın kokarcam. Şimdi kalkarsam gösteririm sana kokarcayı. Bücür. Ay ne kadar ayıp evladım. Hadi hadi kalk. Of, öldü diyeyim benim için. Sus bakayım, ağzından yel alsın. Emreciğim. Hadi. Hadi ama üzme Makmuş, okula gitmek zorundasın. Hem bak matematik sınavın varmış. Evet, zaten o yüzden gitmek istemiyorum ya. Çünkü zayıf almaktan korkuyorsun. Evet. O halde çalışmalıydın. Her seferinde bu sorunu yaşıyoruz. Yanıma ufak bir sihir yapıversen. Aman kızım, uyma sakın şuna. Asla böyle bir şey için sihir yapamam. Sana bunu daha önce de söylemiştim tatlım. Çalışmalı ve kendin başarmalısın. Hadi, yeterince oyalandık. Çabuk kahvaltıya, hadi. 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 Gel bakalım Yağmur. Koş. Günaydın babacığım. Günaydın benim prensesim. Ne o, Emre kalkmadı mı? Zor da olsa uyandırdık. Hazırlanıyor. Bu çocuk kime çekti anlamadım, gitti. Tembel teneke değil mi baba? Şşt, abin için öyle şeyler söyleme. Şaka yaptım. Teşekkür ederim. Evladım, Nana'yla Makbuş'u her sabah neden bu kadar uğraştırıyorsun? Ya baba ya, bana da yazık ama el kadar çocuğum. Her sabah bu kadar erken kalkmak çok zor oluyor. Allah Allah, el kadar çocukmuş. Başka şeye gelince ben koca adam oldum diyorsun ama. Hı-hı. Ama baba, her gün okula gitmek çok sıkıcı. Bir an önce iş hayatına atılmak istiyorum. Şuna bak, iş hayatına atılmak istiyormuş. Sen çalışmayı kolay sanıyorsun. Okul bitip de çalışma hayatına atılınca işin hiç de öyle olmadığını göreceksin. İkide bir de sınava girmek zorunda değilsin hiç olmazsa. Aha, bir süreliğine benim yerime geçsen anlardın ama. Asıl sen benim yerime geçsen bana çok hak verirdin. Çocuk olmak çok sıkıcı. Hep başkalarının isteklerini yapmak zorundasın. Hadi evladım, konuşma da yemeğini ye artık. Bak, bak işte hep birileri bana karışıyor. Aa, ben ne dedim şimdi? Ay bu Emre de alem çocuk gerçekten. Laf yetişmiyor çenesine. Sen önüne bak. Ay ne yapıyorsun Mumu, tırnağımı acıttın. Aman yeter bu kadar. Altasında. Hadi sıkıldım senden. Biraz yüzümü dinlendireyim bari. Sinirlerim bozuldu. Demek sen benim hayatımı kolay ve eğlenceli sanıyorsun. Bir aile geçindirmek ve herkesin sorumluluğunu taşımak. Sonra iş yerindeki herkesi denetlemek. Başarılı olabilmek için durmadan çalışıp didinmek. Kolay mı sanıyorsun Emre? Ama baba sen büyüksün, istediğini yapabiliyorsun sonuçta. Oysa bize her şey yasak. Bu konuda Emre'ye katılıyorum yani. Sürekli ders çalışmak, sürekli insanların sana karışması çok sıkıcı. Keşke tek yapmam gereken şey okula gitmek olsaydı. Hiç heveslenme baba. Benim yerimde olsaydın bunun hiç de kolay olmadığını görürdün. Amma abarttın Emre. Keşke bir günlüğüne benim yerime geçseydin. O zaman haline şükrederdin. Bence sen benim yerime geçseydin haline bir şükrederdin. Ay bu çocuk nereden buluyor bu lafları? Ah Emreciğim, çocuk olmak o kadar güzel bir şey ki. Bu günleri çok ararsın. Ben bile çocuk beri olduğum günlere dönmeyi öyle çok istiyorum ki. Ah ne kadar mutluydum. Her şey toz pembeydi. Herkesin isteğini yerine getirmeliyim. Evet. Hakan ve Emre'nin yer değiştirme iksiri. Bu da Kulina'nın çocukluk iksiri. Oo, iksir uzmanı olup çıktım. Çok güzel. İyi de şimdi bunu Kulina'ya nasıl içireceğiz? Zekice bir şeyler düşünmeliyim.
Kulina'nın en zayıf olduğu konu. Güzellik. Buna asla dayanamaz. Ne o? Canın sıkkın gibi. Ama matematik sınavım felaket geçti yine. Şimdi babam bir sürü söylenecek. Of. Bu büyükler de çocukları hiç anlamıyorlar, öyle değil? Hem de hiç. Ya neyse, git yanımdan. Seninle konuşmak istemiyorum. Çünkü seninle böyle ne zaman yakın olsak başım derde giriyor. Aşk olsun. Neden böyle başın derde girecekmiş? Şurada dertleşiyoruz işte. İster misin? Moralini düzeltir. Ferah ferah. Sen içmiyor musun? Ben iki tane içtim. Bunda sen iç. Şu babamı bazen çok kızıyorum. Sanki ders çalışmak çok kolaymış gibi sürekli söyleniyor. Kendimi çok garip hissediyorum. Yoksa bir oyun mu yaptın bana? Aşk olsun. Kalbimi kırıyorsun Emre. Biraz sonra çok iyi hissedeceksin. Merak etme. Düşünsene. Hı. Oğlumla maça gideceğiz. Doğuştan fanatik olacak benim oğlum. Fenerbahçe kanı dolaşacak damarlarında. Hı. Yazık çocuğa. Doğuştan hatalı seçim yapmış olacak. Aman çakkavik. Bugüne bugün Sevil'i bile yendik oğlum. Sarı lacivert farkını koyduk ortaya. Aman çok önemli. Önemli tabii. Oğlumu Fenerbahçe marşıyla salacağım. La 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 la. Ama bu... Bu imkansız. Deliriyorum galiba. Kötü bir kabus olmalı bu. Nasıl yani? Bu imkansız. Aklımı yitiriyorum galiba. Ne oldu? Neyin var? Yağmur. Evet. Yağmur. Of, efendim Emre. Emre deme bana. Emre deme. Delirdin galiba. Ne diyeyim? Hüseyin mi diyeyim yani? Olamaz. Bunun bir açıklaması olmalı. Vay canına. Neler oluyor bana? Burada ne işin var benim? Neler oluyor? Volkan abi, ne işin var benim burada? Volkan abi mi? Hakan, iyi misin sen? Neler diyorsun? Olmuş olabilir mi? Ne? Evet, sanırım oldu. O kadar çok istedim ki oldu. Yaşasın, 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 yaşasın. Hakan! 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 Hakan, kendine gel. Sinirleri iyice kustu garip. Ya. Of. Yok yok, delirmiş olmalıyım. Gözümü kapatıp açacağım. Her şey normale dönecek. Benim ne işim var Emre'nin vücudunda? Of. Of! Olamaz. Nasıl bir kabus bu böyle ya? Of. Hayır. Merve, Hakan buraya geldi mi? Yok. Anne,
Merve, ne yapıyorsunuz? Otursana karıcığım, yorulacaksın. Anne aşk olsun. Hamile kadına masaj mı yaptırıyorsun? Sen de dikkat etsene biraz kendine. Ne varmış canım? Sanki taş taşıtıyorum. Hem kendisi istedi masaj yapmayı. Merhaba. Merve abla. Abla mı? Ya Hakan, neyin var? Vallahi artık korkuyorum ha. Korkacak bir şey yok. Yaşasın, dileği gerçek oldu. Yupi, yupi, yupi. Hakan. Ne habersin geciciş? Gıcık kızından ve senden kurtuluyoruz. Gidiyorsunuz değil mi? Çuk 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 çuk. Ay delirmiş bu ya. Sanırım. Hey. Hakan, yeter abicim ama. Neden? Çok eğlenceli ama. Anladık da işimize gücümüze bakalım. Hadi artık. Bir dakika. Sibel abla. Şey Sibel, bana bir hamburgerle bir çok soğuk gazoz. Yok, hamburger iki tane olsun. Evet, eminim ne olmuş? Hamburgeri çok severim ben. Neler olduğunu bir anlayabilsem. Hakan, şu statik hesaplarını kontrol eder misin? Ben pek anlamıyorum bunlardan biliyorsun. Allah korusun, bir hata olursa başımız büyük derde girer. Neden? Ceza mı alırız yoksa? Ayıp mı olur? Hakan, çok komiksin. Evet, inşaat çöker, çok ayıp olur. Of, burada saçma sapan bir sürü rakam, hesap çizim falan var. Tamam, anladım. Sen çocukluğuna dönmeyi özlemişsin anlaşılan. Ben çıkıyorum abicim. Sen de o dosyaları kontrol edip sonra şantiyeye gönderirsin. Tamam mı? Tamam. Aman, bunlar da ne böyle, amma da karışık. Ben daha çarpım tablosunu bilmiyorum. Matematikten kaçtık, başımıza gelene bak. Gıcık bir durum. Ama burası süper ya. Bir dakika, şimdi neler olduğunu anlıyorum galiba. Şimdi ben böyle babamın yerine geçtiysem, o da benim yerime geçmiş olmalı. Ya buraya gelirse? Karşılaşmamak en iyisi. Hakan, günlerdir bir türlü konuşamadık. Artık şu konuyu konuşsak mı? Bak Simgeciciş, ne konuşacaksak daha sonra konuşalım, olur mu? Saçmalama Hakan. Neden benimle Emre gibi konuşuyorsun? Şaka mı bu şimdi? Ya sıkılıyorum ben bu konuşmalardan. Hakan, her şeye rağmen gururu bir yana bırakıp seninle konuşmaya geliyorum. Senin şu yaptığına bak. Ya iyi de ne konuşacağız artık? Sen Kanada'ya gitmiyor musun güzelim? Her şey bu kadar kolay öyle mi? Ya Kanada çok güzel bir yermiş biliyor musun? Temiz hava, ormanlar. Hem Kaptan Swing de oralı. Ontario kurtlarının reisi. Hakan, keser misin lütfen? Ve bana hemen net bir şey söyler misin? Senin duygularını öğrenmem gerek. Gerçek şu ki seni sevmiyorum. Özge'ye de gıcık oluyorum. Neler dediğinin farkında mısın Hakan? İnanamıyorum sana. Aramızda yaşadığı onca şeyden sonra. Ne yapalım kızım, bu işler böyle. Aman hemen ağlama, şu kızlar da hemen ağlıyor ya. Çok acımasızsın Hakan. Ne yapayım? Bunları sana söylemek zorundaydım. Ayrıca ben başkasından hoşlanıyorum. Başkasından mı? Evet, Nana'dan. Nana mı? Hayır. Olamaz. Demek Nana. Hoşça kal Simgeciciş. Senin işin bitti bundan sonra. Babam eve gitmeden hemen gidip Nana'yla konuşmalıyım. Her şey birbirine girmesin. Buradan otobüs geçiyor muydu ya? Oo süper! Yaşasın! Büyük olmak ne güzelmiş! Taksi! 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 Yuppi! İnanamıyorum hala ya. Düşünebiliyor musun? Nana'ya olan ilgisini açık açık söyledi bana. Ya gerçekten çok ilginç ya. Bence bunun aklı başında değil bugün. Ben bunları hiç hak etmedim Merve. Evet canım, hak etmedin. Erkek milleti böyle işte, hiç güven olmuyor. Bu arada benim de başım fena halde belada. Ne oldu? Kaynanan biz konuşurken duymuş. Hamile olmadığımı biliyor. Volkan'a da bunu söylemekle tehdit ediyor beni. Ay çok kötü. Emre, bir şey mi oldu çocuğu? Emre nerede? Şaşırdın mı sen? Buradasın ya işte çocuğu. Ay şey yani,
Şey, Hakan nerede? Babam yani. Baban yüzüme karşı beni değil, Nana'yı sevdiğini söyledi ve gitti. Onun kollarındadır herhalde şimdi. Neler diyorsun Simge sen? İşte kızım bunlar böyle terbiyesiz. Bir türlü nasıl konuşmaları gerektiğini de öğretemedim. Bir de utanmadan bana Simge diyor. Of Simge, zaten her şey birbirine girdi. Her şeyi birbirine sokan o baban olacak Hakan budalası. Bak sözlerine dikkat et. Etmezsem ne olurmuş Emre Bey? Bunları sonra konuşuruz. Zaten şu an derdim başından aşkın. Merve şey, bana borç verir misin taksi parası? Vereyim çocuğum. Al. Teşekkürler, yarın öderim. Bunlar ailecek manyaklaştı. Baksana şu hali. Serdar. Canım. Nasılsın hayatım? Ben de tam seni arayacaktım. Hemen okul takımının çalışması lazım. Hem de Emre çok... ne yapacak acaba? Bu konuda haklısın. İşleri çok zor. Biz onları yeneriz. Bak Emre geldi. Emre neredesin? Her yerde seni arıyorduk. Benden uzak durun. Yağmur sen de çabuk sınıfına. Neyin var? Neden öyle bakıyorsun Emre? Benim burada ne işim var ya? Bence sınavı kötü geçti diye numara yapıyor. Ne? Emre'nin sınavı yine mi kötü geçti? Arkadaşlar bence Emre kendini aştı. Şimdi de deli numarası yapıyor. Özge, yavrucuğum ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Yavrucuğum mu? Ay bu komediye daha fazla dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Babam okulu Aslı'nı öğrenirse çok kızar ona göre. Tabii kızarım. Hele bir okulunuz Aslı. Bacaklarınızı kırarım ikinizin de ona göre. Of bunlar kesinlikle bir kabus. Biraz sonra uyanacağım ve çok güleceğim. Hayrola Emre? Ben gitmek istiyorum, buradan hemen gitmeliyim. Emre hemen sınıfına. Utanmadan bir de okuldan mı kaçacaksın? Babana söyleyeceğim, bak ona göre. Ama müdür bey ben... Bakın geniş bir zamanda her şeyi anlatırım size. Eyvah. Müdür bey mi? Sen iyice küstahlaşmaya başladın Emre. Hadi sınıfına bakayım. Of. Sizler de sınıflarınıza. Evet çocuklar. Ege bölgesinin tarım ürünleri... zeytin, pamuk, incirdir demiştik. Öyle değil mi? Şimdi Karadeniz bölgesinde en çok yetişen tarım ürünlerini kim sayabilecek? Emre? Emre duyuyor musun Emre, beni? Emre, Emre öğretmen. Ha, ben mi? Senden başka Emre var mı sınıfta? Var mı? Yok mu? Şuna bak, amma da zeki ya. Hala değil numarası yapıyor. Hadi söyle bakalım. Karadeniz bölgesinde yetişen ürünler. Oo, o kadar uzun zaman oldu ki hatırlayamadım bir anda. Ne uzun zamanı Emre? Daha dün işledik bu konuyu. Ama tabii senin derslerle ilgin olmadığı için... Of, ne yapıyorum ben? Zaten çocuğun durumu çok kötü. Şimdi iyice duvara tosladık. Bu saçma rüyadan uyanmanın bir yolunu bulmalıyım hemen. Ne yapıyorsun Emre? Emre nereye gidiyorsun? Emre gel dedim. Emre! Evet, hemen şirkete gitmeliyim. Bu saçma rüyadan hemen kurtulmalıyım. Hemen. Hayrola Emre Bey? Arkadaşlarınız dersteyken siz nereye böyle? Ya müdür bey bir rahat verin Allah aşkına. Nereye gitsem zırt diye karşıma çıkıyorsunuz canım. Size sonra izah edeceğim durumu. Bana baksana sen. Ne biçim konuşuyorsun böyle? Yürü doğru odama. Sen iyice çizmeyi açtın. Hadi hemen babanla konuşacağız. Babam mı? Tabii ya babam. Bakın bu çok iyi bir fikir. Hadi gidelim. Of be. Ne kadar lezzetliymiş. Mis mis. Of ya, her yere bulaştı. Aman be. Bu kağıtlardan da hiçbir şey anlamadım ben. Alo. Ne, okuldan mı arıyorlar? Olamaz, hayır bağlamayın, kesinlikle bağlamayın. Gıcık müdür. Yine benden ne istiyor?
Emre, yani ben okulda mıyım şimdi? Yoksa... Tabii ya, bende olan bu değişiklik ya babamda da olduysa? Yani benim bedenimde babamın ruhu varsa... Of, eğlenceye bak sen! Pekala, ben daha sonra ararım. Teşekkürler. Baban çok meşgulmüş, konuşamadım. Ama bu işin peşini bırakmayacağım Emre. Ama ne şüphe. Şimdi çıkabilir miyim? Çıkabilirsin ama doğru sınıfına. Peki. Bu işi hemen halletmeliyim yoksa gerçekten delireceğim. Emre, külahları değişeceğiz. Tamam tamam, gittim. Bir an önce şirkete gidip bu sorunu çözmek zorundayım. Taksi! Nereye gidiyorsun ufaklık? Levent, yalnız biraz çabuk olalım. Paran var mı? Sonra sorun olmasın. Hay Allah. Hadi bakalım, doğru aşağı. Ama ben... Bakın, şirkete gidince hemen paranızı ödetirim. Yani sorun yok. Beni kazıklamaya mı kalkıyorsun bakayım sen? İn çabuk aşağı. Oo. Ya. Allah kahretmesin. Bu çocuğun cebinde hiçbir para olmaz. Nereye harcıyor bu harçlıklarını? Bir otobüs bulmalıyım. Hangi otobüs geçiyordu bizim oradan ya? Of of. Thank you.